yetmedi, yürüyen çabuk. Vallahi fiyatlar her şey pahalı olmuş abim. Mesela çilek 35 lira olmuş, hurma 15 lira, kivi 22 lira. Yani alınamayacak hale gelmişler ha. Artık millet pazara parayla gelmesin, dolarla gelsin kısacası. Vallahi pahalı olduğu için öyle yazıyoruz. Yani para, Türk parasıyla çeviremiyoruz. Vallahi alan da oluyor, almayan da oluyor. Nadir. Geçen sene patates 1 milyondu, bu sene 6 milyondu. Her şey de pahalıdır abi. Kimse pazara gelmiyor artık. Bir teneke yok, 170 milyon alıyoruz, şimdi 600 milyon alıyoruz. Geçimimizi nasıl yapacağız abi? Görüyorsun hiç kimse almıyor. Hepsi böyle boş kalıyor, kimse almıyor. Abi çilek zaten toptan 35 milyon. Zaten maliyeti de şudur budur. Adam artı mesela çilek, bakıyor çilek 35 milyon toptan. Buraya getiriyor zaten 40 milyon oluyor. Kimse alamıyor 40 milyon. Geçen sene çilek 10 milyon değil, bu sene 40 milyon değil. Zaten bizim para, Türk parası artık kıymeti kalmadı. Artık mesela millet geldiği zaman dolarla, euro'la pazara gelecek. Abi çünkü dolarlar zarara geliyor, yıpranıyorlar. Komisyoncularla konuşuyoruz, bazen bahçe sahiplerini arıyoruz. Adamın söylediği bu. Diyor zaten diyor birçok zaman diyor bizim mazot fiyat paramız bile çıkmıyor. Çiftçi söylüyor onu. Çiftçi, yani şöyle söyleyeyim. Şu an bassa bile suç onun değil. Şimdi bazı çiftçiler mesela arkadaşlar, benim kendi arkadaşlarımın tavuk üreticisi. Adam bütün tavukları şu an sattı diyor, ben 5-6 milyarda borç kaldım diyor. Şimdi diyor masrafı çıkmıyor. Onun için zor. Mesela biz gidiyoruz, zaten kendine görüyorsun. Meyvenin biraz mesela düşük fiyatlar alamıyor, o da güzel değil. Millete dediğin zaman millet de bu güzel değil diyor, güzel diyor. Diğerini almaya çalışsan 5 milyon paradır, bu sefer milletin alım gücü yok. Gıdada şikayetçi olduğu zaman bu sefer meyve alıp yiyemiyor. Onun için işte bak, saat 12-1 oldu, birçok arkadaşımızın daha sıfır, daha bile yok. Çünkü millet de alıgüncü. Gelip bakıyor, fiyatı söylediğin zaman çekip gidiyor. Mesela biz kendimize bazı ürünler getiriyoruz, satıyoruz. Satmasına da ama nasıl satıyoruz? Ben getirdim, fiyatı neredeyse aynısını satıyoruz. Kafa kafaya bazen çıkıyor gidiyor, parasını veriyoruz ama. Yani sıfıra sıfır. Elde bir şey kalmıyor. Ya şöyle bak, mesela bu ürün diğerine göre düşüktür. Hem alışı düşüktür, hem kalitesi düşüktür. Bu sefer de mesela gelip alan millet, yani gerçi bir şu gene onu tercih düşük olduğu için, ama bu sefer de mesela yani güzel değil, bu sefer tepki geliyor. Bizim de yapabileceğim bir şey yok diyor. O fiyata o ürün var, başka bir şey yok. Müşterisi var. Nasıl inancı olsun? Şu ama kasadır, orada hepsi darbeli nardır. Katmışım oraya. Adam geldi, abi dedi kaç para dedi, yani zarar fiyat söyledik dedik. Dedim 2 milyona kendine götür. Biliyor musun? Ya adama sanki beleş veriyorum gibi sevindi. Hani hepsini bana doldur poşete götüreyim dedi. Hani geçen buraya bir kasa var, baktım hepsi darbeli, hepsi. Hepsi yani bildiğin çürüktür. Adam yani düşün, utanıyor, ben eve götüreceğim diyor, ben hayvanlarıma götüreceğim. Ki biliyorum, tanıyorum adamı, evine götürecek imkanı yok. Çürük malın bile müşterisi var. Bazı insanlar geliyor akşama doğru, mesela çürükleri olsun, sana söyleyeyim böyle. Yani insanın kendi evine çekindiği ne varsa mesela gelip, yani imkanı olmadığı için alıyor. Alıp götürüyor. Diyor ne yapalım diyor, şuraya kısmını atacağız, yerini yiyeceğiz diyor. Şimdi imkanımız yok diyor. Çilek. Çilek kilosunu sen 25-30 milyonu alırsan ya getireceksin. Getirmediğin zaman, müşteri istediği zaman o da olmuyor. Yani onun müşterisi de bazen getiriyoruz mesela çileği. O çileği sana nasıl söyleyeyim? Yani sırf müşteri istiyor getiriyoruz ama bunun yarısını biz çöpe atıyoruz. Ve bize zarar olarak geri geliyor. Şöyle arkadaşlar, hani fiyatı bir türlü tutmuyor ya, zırp kalkıyor, zırp iniyor, zırp kalkıyor, zırp iniyor. Niye yani, şimdi Türkiye'de TL'nin değeri yok. Bakıyorsun bir şokun nasıl poşet bilmiş, şu poşet bile artık dolar üzeri geliyor. Adam diyor ben TL üzeri vermiyorum. Diyor ham maddesi diyor bana dolar üzeri geliyor diyor, ben dolar üzeri satacağım. Mesela bundan bir ay önce 7-8 milyon aldığım poşeti şu an 20 milyon paraya alıyoruz. Ve inancı olsun müşteri birçok ikinci poşeti ver diyor, yani veremiyoruz. Şimdi içinde 100 tane poşet çıksa, sen sattığın zaman sana 500 milyon paraya mal oluyor. İkinci poşeti verdiğin zaman zaten orada kar ettiğini poşete yatırıyorsun. Öyle gidiyor. Yok, fiyatlar eskisi gibi millet almıyor. Çünkü millet almaktan korkuyor. Para kalmadı ya. Para yok, para kalmadı değil. Bir de pahalı olduğu için. Bir de pazara gidip geliyor boş. Bir şey alamıyor. Aynen. Fiyatlar. Nasıl bulacağız? Fiyatlar çok pahalı.
Yok ya. Ki var mı dolar ki alalım? Dolar. Dolar olanları da söylüyor yani bizden. Dolar ne yapacağız? Dolara inat her şeyi %50 indirim. Yani. Vatandaş bir şey alamıyor yani. Emekliyim, maaş alıyorum, iyi bir şey, bu maaşla geçiremiyorum. Alıyorum 2000-2000 küsür, iki tane çocuğu okuldan okuyor. Ya it kalıyor değil mi? De Allah gel, geçirme o çocuklara bak. Olmuyor yani, geçmiyor. Zor, zor.